Değerli basın emekçileri, hepinize tekrar günaydın diyorum ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun. Size yaşamınız boyunca, basın yaşamınız boyunca da başarılı, mutlu günler diliyorum. Her sene biliyorsunuz 10 Ocak'ta beraber oluyoruz, kahvaltı ediyoruz, sohbet ediyoruz ve bir arkadaşımızla o yıl ödüllendiriyoruz. Bu benim malumunuz son gazeteciler günü, çalışan gazeteciler günü toplantısı. Belediye başkanlığım görevi bitiyor. Mart sonunda görevi yeni seçilecek olan belediye başkanımıza teslim edeceğim. Tabii umudumuz, hedefimiz benim şahsen elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden adayı olan bir arkadaşımıza, Sayın Muharrem Erke'ye bu görevi devretmek. Benim görevim bu partili olarak ve bu süreçte 1968'de rahmetli Reşat Tabak'tan bugüne arada bir anap dönemi var malumunuz. Ama ondan sonra da Sayın İsmail Özay ve arkasından da ben özellikle 1989 yılından beri Çanakkale'de Cumhuriyet Halk Partisi bu kentin yerel yönetiminde görev almaktı. Ben bu vesileyle şunu söyleyebilirim. Basın emekçileri, sizler bütün bu süreçlerde özellikle benim dönemimde 22 yıl boyunca hep bizi takip ettiniz. Bizimle ilgili haberleri halka ulaştırdınız, yerel yönetimle ilgili haberleri ulaştırdınız, eleştirileriniz oldu, destekleriniz oldu. Hepsini saygıyla karşılıyorum çünkü sonuç itibariyle sizler halkın haber alma ihtiyacını, hatta haber alma özgürlüğünü yerine getiren bir meslek grubusunuz. Dolayısıyla sizler zor koşulda görev yapıyorsunuz. Çalışan gazeteciler günü zaten bu bağlamda çok önemli. Çünkü yaptığınız haberler bizi bazen memnun ediyor ama bazen de memnun etmiyor. Memnun etmediği zaman yine sizler muhatap oluyorsunuz. Sizler bu bağlamda kötü olarak nitelendiriyorsunuz. Ama ben şunu söyleyebilirim. Sonuç itibariyle bunu sokakta orada burada emek veren, çalışan siz değerli basın mensupları, sonuç itibariyle şu bilinçte olduğunuza inanıyorum. Büyük çoğunluğumuzun bu bağlamda olduğunu düşünüyorum. Özellikle Çanakkale için söylüyorum bunu. Yani siz olup biteni Çanakkale halkına, kamuoyuna duyurmak görevinizi yapıyorsunuz. Tabii Türkiye'de basın çalışanı olmak zor. Özellikle mevcut iktidara eğer yandaş değilseniz özellikle bu bağlamda zorlanıyorsunuz. Hatta tukaka ediliyorsunuz amiyane tabiriyle. Efendim, ama yandaşsanız mevcut iktidara, o zaman ne oluyor? Köşelerde köşe beğeniyorsunuz. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Ama burada tabii çalışan gazeteciler aynı zamanda da bir müessesenin çalışanı. Ama bu bağlamda da geçim şartları, özellikle emekçi arkadaşların geçim şartları da tabii zor. Tabii bu zorluk bu işverenlerin sizleri düşünmemesinden değil, onların da zor şartları var. Biliyorsunuz özellikle son yıllarda enflasyonist baskılardan dolayı kağıtlara gelen zamlar, mürekkepler, efendim kalıplar, birçok konuda tabii işverenler de zorlanıyor ve burada geçim kaynakları olan işte reklam gibi, ilan gibi unsurlarda yeteri kadar yararlanamayan kurumlarda zorlanıyorlar. Dolayısıyla kendi işçisine de, emekçisine de yeteri kadar destek olamıyor ve bu zor şartlarda çalışıyorsunuz. Bir de sokakta karda, kışta, çamurda, efendim sıcakta, soğukta demeden hizmet ediyorsunuz. Dolayısıyla burada özellikle demokratik bir sürecin yaşanmadığı ülkelerde basın mensubu olmak çok zor.
Yani bunu Türkiye'de de yaşıyoruz. Tabii bu arada uluslararası alanda da biliyorsunuz savaşın, terörün hiç bitmediği ortamlarda basın mensubu olmak o da çok zor. Biliyorsunuz Gazze'de, Filistin'de, Rusya-Ukrayna savaşında birçok gazeteci maalesef hayatını kaybetti. Bu çok acı bir durum. Yani orada bütün dünyaya bilgi vermek için oralarda bulunan arkadaşlar, basın emekçileri maalesef bunlarını canlarıyla ödüyorlar. Onlara ben bir kere buradan rahmet diliyorum hepsine. Bu çok önemli. Bu arada şeyler var biliyorsunuz bizde de. Yazdıklarından, düşündüklerinden, kitaplarından dolayı öldürülmüş ya da cezaevinde teşkil edilmiş basın mensupları var. Onları da almamız lazım. Burada Metin Göktepe'nin 2 gün önce 28. ölüm yıldönümüydü. Bir gazete yemekçisi olarak. Uğur Mumcu'yu 24 Ocak günü 31. kez anacağız. Onat Kutlar'ı 29 kez için yine adalet isteyeceğiz. Ve bu arada tabii yine cezaevlerine düşmüş olan Barış Pehlivan'ın, Barış Terkoğlu'nun, Murat Alper'in, Seyhan Avşar'ın, Tolga Şardan'ın, Merdan Yanardağ'ın, Fatih Altaylı'nın bir yanları da hep adliyelerde, cezaevlerinde gözaltılarında geçiyor. Sırf yaptıkları haberlerden dolayı, halkı bilgilendirdiklerinden dolayı. Çünkü niye? İktidarın işine gelmiyor. Yazdıkları, söyledikleri hiçbir haber, iktidarın aleyhine olan hiçbir haber iktidarın işine gelmediği için onlar da bu güçlerini, yardım güçlerini kullanıyorlar. Bu arada tabii bizim de Çanakkale'de rahmetli Cemal Oral kardeşimiz 2014 yılında sokakta saldırıya uğramıştı, anımsarsınız. Saldıranlar bulunup cezalandırılmadı maalesef. Cemal kardeşimizi de 2021 yılında kaybettik. Yine onu anmışken yıllarca bu kente hizmet etmiş değerli büyüklerimiz, kardeşlerimiz Turanlarlar, Yaşar Türe, Mehmet Can Türk, Orhan Mutay, Mehmet Çelen, Cahit Yılmaz, Başol Özyay'la Ertan Tuzlu'nun da isimlerini rahmetle ve minnetle anmak istiyorum. Onları da bu kent de onların hizmetlerini unutmayacaktır diye düşünüyorum. Ben yine de kayıplarımızı da andıktan sonra hani deriz ya enseyi karartmadan hepinize her şeye rağmen mutlu, sağlıklı, huzur dolu, başarı dolu bir yıl temenni ediyorum. Yeni yılda bunları sizler için hemen hepiniz daha genç yaşlardasınız. Dolayısıyla daha uzun yıllar emek verecek durumdasınız. Bu mesleğinizde de başarılı bir dönem geçirmenizi diliyorum. Ve verdiğiniz bütün emekler için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 22 yıl boyunca dönem dönem de olsa sizler benimle beraber bu kenti paylaştınız. Birlikte yol aldık. İyisiyle kötüsüyle bir şeyler vermek için bu kente çaba gösterdik. Sizler de onları paylaştınız. Kah beğendiniz, kah eleştirdiniz. Hepsi doğaldır, normaldir. Bazen biz de kızmışızdır. Onun için ama o bir andır. Onun dışında normal olarak hepimiz bu kentte yaşandığınız, bundan sonra da belediye başkanı olmasam da Allah ömür verdiği müddetçe bu kentte yaşayacağız. Birlikte olacağız yine. Yine bu kentin dertleriyle dertleneceğiz. Çözüm önerilerinde bulunacağız. Yine paylaşacağız. Çünkü sonuç itibariyle ben 22 yıldır bu kentte bir görev yapmışsam bundan sonra artık ben bu kentle ilgilenmiyorum deme lüksüne sahip değilim. Elbette ki ilgileneceğiz. Bunu sizlerle paylaşacağız. Yine bir arada olacağız. En azından hiçbir şey olmazsa sokaklarda beraber olacağız. Biliyorsunuz ben sokaklarda dolaşan insanım. O bakımdan bir sıkıntı söz konusu değil. Evet. Şimdi biliyorsunuz bizim klasik bir yılın gazetecisi hediyemiz var diyelim ona. Bir kol saati hediye ediyoruz. Klasik. Onun için
onu söylüyoruz. Yani hep söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Hemen onu söyleyince yüzlerde bir gülümseme şey oluyor. Nedenini bilmiyorum. Onu Sami Erbey'e soracaksınız. O size anlatır. Yarın yazarım. Yarın yazar. Onu okuyun. Lütfen yarınki yazısını okuyun. Ne demek anlamında, ne anlama geldiğini o size detaylıca anlatır. Sonuç itibariyle işte bu son olarak bu hediyeyi alacak olanı anons etmeden önce özellikle şunu da söyleyerek konuşmamı tamamlayıp biliyorsunuz yerel seçim dönemine girdik. Adaylar belli oldu. Şu an itibariyle 3 partinin adayı belli oldu. İYİ Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları belli oldu. Diğer partilerden çıkacak olan var mı bilmiyorum. Olacaksa onları da tabii duyacağız. Sonuç itibariyle bu kent çok seçimler geçirdi. Hem yerel seçim hem genel seçim. Referandumlar geçirdi. Ama bu kentte her zaman barış hakim oldu. Bunu önemsedik. Asla ve asla hiç kimseye özel hayatıyla ya da başka konularda bir iftira atılmasına hoş karşılamadık. Projeler yarışır. Projeler karşılıklı ortaya konur. Tabii benim dönemim de eleştirilecektir. Doğaldır. Benim yapamadıklarımı yapmaya vaat edeceklerdir. Bu da gayet doğaldır. Bunu şey yapıyorum ama bu noktada dikkat etmemiz gereken kendi taraftarlarımıza sakin olmalarını öğütlemek, burada demokratik bir süreci hep beraber geçirmeyi, sağlıklı bir şekilde geçirmeyi öneriyorum. Çünkü bu kente yakışan budur. Barış'ın kenti diyoruz. Barış'ın kenti diyorsak ama aynı zamanda da özgürlüklerin kenti. Bu da şu demektir. Herkes özgürce düşüncelerini paylaşır, yaşamın tırmışlığını sürdürür ama barışı bozulur. Barış içerisinde yapacağız. Ben tabii benim temennim Cumhuriyet Halk Partisi adayının kazanması için elbette biz de mücadele edeceğiz. Temennim budur ama sonuç itibariyle demokrasinin gereği sandıktan çıkan sonuçlara da hepimiz saygı göstereceğiz. Bu mücadelede ben sizlerin de yoğun bir mesai harcayacağınızı biliyorum. Sizlere de bu süreç içerisinde kolaylıklar diliyorum. Kolay değil işiniz. Diğerine de ben Allah kolaylık versin diyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, evet bugün bu sene geleneksel ödülümüzü bu yıl sevgili Erol Uçar kardeşimize vermeyi uygun bulduk. Erol Uçar haberin olduğu her yerde vardır zaten. Onu görürsünüz. Sakin, mütevazi bir kişiliği var. Sadece işine odaklanır. Hayvanları ve uzun yürüyüşleri sever. Evet, onun o kısmını biliyoruz. Tabii yürürken de kitapları herhalde kurguluyor. Çünkü kitapları var biliyorsunuz. Filozof Çoban, Son Gelen ve Kahin Kapısı adlı kitapları var. Kendisi 1972 yılında Lapseki'de doğmuş. Mesleği Olay TV'de, Çanakkale Olay TV'de 93 yılında, 1993'te başlamış. Efendim, İstanbul ve Balıkesir'de çeşitli televizyon kanallarında çalışmış. 2015'te tekrar Çanakkale'ye gelerek Ton TV'de çalışmaya başlamış ve bu kurumdan emekli olmuş. Ama gazetecilikten emekli olmuyor deniyor. O da öyle olmuş. Şu halihazırda Gündem Gazetesi'nde oradaki o çatı altında meslek hayatına devam ediyor. Ve kendisi son olarak bilgi olarak bekar olduğunu duyuyoruz. Doğru mu? Doğrudur. Niye bunu, ne alaka şimdi diyeceksin basın gününde. Kendisine hayırlı bir kısmet diliyorum. Tabii elini çabuk tutarsa nikahda kıyarız. Ama son 2 yıl ayın var, haber vereyim diyorum. Onun için acele etmeden fayda var diye düşünüyorum. Ve müsaadenizle kol saatimizi bak yine gülüyor. Yani. Evet, kendisine bu niteliklerinden dolayı yılın gazetecisi olarak takdim etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Katıldınız, şeref verdiniz. Evet. Sorularınız olsa cevaplarım ama önce şeyimizi takdim ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet.
Abi açmadan bir kontrol edin. Bakalım belki içinde bir şey yok. Abi sonuçta kol saat. Onu da açalım. Şarjı da var. Şimdi bunu ben sen yazarsın diye aç diyorum. Görürsün. Çünkü yazarsın içi boştu galiba. Kuartz mı otomatik mi? Abi watch 3 mü watch 4 mu onu söyle bari. Başkanım buraya bakabilir miyiz? Bakarız. Erol abi buradayız. Erol güle güle kullan. Gül. Başkanım buraya da bakalım. Buraya da bakalım. Buraya Erol abi. Başkanım bir daha buraya alabilir miyim? Erol abi.